Sivas Bosna Sancak Derneği ne zaman kuruldu? Nasıl kuruldu? Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Mesela Sivas'tayken, Sivas'ta bir arada yaşadığınızda köylerde ya böyle bir ihtiyaç pek hasıl olmadı galiba. 1997 bizim kuruluş tarihimiz. Tabii o zaman bir köy derneği olarak faaliyete başlıyor. Sivas'ta da Şerefiye Kayadibi Köyü Derneği olarak faaliyete Peki başlıyor. kurucular hep boşnak mıydı? Yani. Kurucuları hepsi boşnak. Yani bizde hatta Kayadibi sadece Kayadibi komple Köyü. Boşnak köyü mü? Evet. Tamamıyla. Kayadibi Köyü ve Dereköy komple boşnak köyü. İlk olarak bizimkiler tabii 1997'de dediğim gibi kurucu başkanlarından uzun dönemde başkanlık yapmış olan Mehmet Düzen abimiz var. Bunlarla beraber benim amcam, özellikle Zekeriya amcam, babam keza bunlar kurucu üyeler. Orada 97'de bunun aslında yapılmasındaki kasıt şuydu. Herkes İstanbul'a geldi. İstanbul'da dağılan bir toplum. Çünkü İstanbul'un her tarafına dağılmış bir şekilde bunları bir araya toplayabilme, işte en azından haftanın bir günü ya da 2 günü buraya toplayalım ya da ayda bir toplantılar olsun vesaire. Daha çok kaynaşma, birlikteliğin oluşturulması adına böyle bir dernek kuruluyor 1997'de. Bu derneğimizde 2016 yılına kadar bu isim altında devam etti. Bir dönem Rumeli Balkan Türkleri gibi bir isim değişikliğine gidildi ama çok kısa sürdü. Sonra tekrar geri aynı köy adına döndürüldü. 2016 yılında biz aslında Boşnak toplumundan çok ciddi manada kendimizi, yani soyutlanma değil de kendimizi ayrı hissediyorduk. Çünkü bir aidiyet söz konusu değildi 2016 yılına kadar. Biz 2015'te göreve geldik. O dönem amcamın oğlu İbrahim Sevim başkandı. Ben başkan yardımcısıydım. Biz tabii Boşnak dünyasıyla ondan sonra daha bir yakınlaştık. Çünkü ben 2001-2002 yıllarında Bosna Hersek'te Türk askeri olarak görev yaptım. Oradan bir aidiyet daha çok hissetme olayı başladı bende. Çünkü Bosna ile Bosna'daki birçok arkadaşım, birçok dostum var. Hala görüştüğüm çok yoğun arkadaşlarım var. Oradan bir başlayan bir merak. Sonra 2015'te dernekçiliğe başlayınca kendi aramızda yani bir konuşmalar, bir görüşmeler, ne yaparız, ne ederiz vesaire. Burada en büyük aslında destek aldığımız o dönem Bayrampaşa Bosna Sancak Derneği, şu anda Türkiye Bosna Sancak Derneği, onlarla iyi ilişkilerimiz vardı. Nusret Sancaklı hocamız keza bu konuda bize çok destek vermiştir. Sedat Ziya'da o dönem yine önceki dönem dernek başkanımız Zahit abi keza aynı şekilde. Dernekle işte Bayrampaşa'yla diyaloglarımızı arttırdık. Diğer Boşnak dernekleriyle biraz daha yakınlaştık. Biraz daha muhabbetlerimiz oldu. Sefaköy Derneği, Adana Derneği. Bunlarla ilişkilerimizi arttırınca sonra bir isim düşündük. Bir isim değişikliğine gidelim diye düşündük. Burada fikir babası tabii İbrahim Sevim'di. Ne yapalım, ne yapalım? Burada Sivas'ı es geçme ihtimalimiz yok. Çünkü bizim özellikle doğup büyüdüğümüz, havasını soluduğumuz, ekmeğini yediğimiz, toprağından beslendiğimiz Sivas'ı unutma ihtimalimiz yoktu. Sivas Bosna Sancak Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak 2016'da biz ismimizi değiştirdik ve 2016 yılından beri bu şekilde devam ediyoruz.